Şu an kaydediyor. Şu an kaydediyor. Hareket eder. Hareket etmesinin sebebi, şuradan başlayalım. Hareket etmesinin sebebi balonun hava durandır. Duran bir güçtür. Balonun içerisindeki basınçlı hava, bunun arasındaki fark nispetinde bu duran havaya duvar gibidir. Yani yüksek bir, ne kadar basınçlı bir şey yaparsanız bu ona göre burası bize hava geliyor ama ona hava değil. Ona duvar gibi geliyor. O şişmiş bir şey anlatmak için söylüyorum. Şişmiş balonun içindeki hava duran havaya vurduğu zaman ileri atıyor. Vurduğu zaman ileri atıyor. Vurduğu zaman ileri atıyor. Bunu ileri atıyor. Yani uçağın uçma kanunu bu. Kanatlar ya o bazı levyelerle, manyeller dediğimiz o hareket şeylerini, o esnek olan, hareketli olan, değişen, onunla yön belirliyor. Aşağı iniyor, yukarı çıkıyor ama ileriye giden sebep duran havaya motordan atılan yüksek basınçtı. Ne anlatacağım bunu? Şimdi balonu çıkan havanın tersinden gider. Ve uçağın arkasında egzoz konmuş. Böyle gider. Şimdi biz bu egzozun yönünü değiştirelim, öne koyalım. Uçak geri gider. Uçakta maksat insandır, bedendir. Motor içsel yapıdır, düşünce sistemidir. O motor yandığı zaman insanın da egzozu var. Motor yanıyor. Yani bir enerji imal ediyor. Düşünüyor. Şimdi bu düşündüğünü boşaltma sistemiyle atıyor. O boşaltma sistemi mazidir. Mazi. Seni mazileri atacak. Eğer sen hala geçmişinle meşgul oluyorsan egzozunun yönünü değiştirdin, öne koydun. Bu sefer uçak geri gider. Maziyle meşgul olan geri gider. Normalde abi uçak geri gitmez. Mesela araba var, araba onu itiyor geri. Evet. Böyle bir römork var. Römork geri çıkacak pistten. Geri vitesi yok yani. Geri vitesi yok. Yok. Şimdi havada uçakta normal geri gidemez. Yerde. Havada geri gider. Çünkü egzoz buraya koydun mu? Vurdum oraya. Uçak böyle gidecek o zaman. Egzozu nereye vuruyorsan onun zıttı. Yani balonu şişirdin. Nereden hava çıkıyorsa onun zıttıyla gidecek. Yani mesela bunu şeyde de kullanabilir mesela psikolojide. Mecidiyeköy'de bir tanesi aramıştı pedagog. Dedi ki şöyle bir aile modeli var dedi. Ne dersin sen diyor, ben seni dinliyorum. Bak çok hoşuma gitti o da. Ondan sonra hayata geçeceğiz. Dedi ki çocuk yani ateist olmuş, eve karışıyor. Kız kardeşine kısa şeyler alıyor. Daha 9 yaşındaki çocuğa. Anne baba rahatsız. Çocuk iyice hukukta okuyor son sınıfta. Zivanadan çıkmış. Hani ben diyor şöyle diyoruz. İletişiminizi şey yapın. Sert yapmayın. Tamam mı? Yavaş geçiş yapın. Ben buna katılmıyorum dedim. Çünkü F1 kuvvetiyle geliyor bu bir top. Bu top hareketi yanlış diyorsun. Bu gidiyor. Bu topu durdurabilmen için duvar olması lazım. Çarpması lazım ki F2 ile geri gelsin. Yani Kur'an'da ve hadiste ve hiçbir hukukta, İslam hukukunda esnek bir hüküm yoktur. Hak ve batıl nettir. Net olarak karşısına çıkarsan o güçle vurur geri döner. Eğer sen net bir şeyle çıkmasan böyle aman evladım şudur bu. Hayır. Kesinlikle çıkacaksın. Mesela Dima'da paranoya yaşayanlar şizofreni veya panik. Ya bu da müthiş ya. Evet. Acayip dedi zaten o da. Dedi ki Allah Allah. Bak şimdi onlar tam tersini söylüyor doktorlar. Kendisi söylüyor Mecidiyeköy'de. Şey var. Diyor ki biz işte yavaş yap. Geçiş yaparsın. Şey yap. Onu ürketme. Ürkütme. Hayır. Çünkü o panik denilen o sistem artık hayvaniyet mertebesidir. Her şeyden endişe eder. Kuş gibi. Tak yapar. Ondan korkar. Bunu şey yapar. Çekinir. Veya böyle saldırır gider o küz gibi. Tamam. Bu hayvaniyet mertebesine net çıkman lazım. İslam'da, Kur'an'da böyle esnek, estetik böyle karamsarlık, ihtimaldir. Tahminin budur. Hadiste böyle bir şey geçiyor. Ben anlıyorum ki gelecek böyle olacak. Zannediyorum ki öyle bir şey yok. Bu budur, bu da budur diyor. Bu da budur, bu da budur. Net koymuş. O zaman tavrınızı net koyarsanız F1 güçle gelen bir top F2 ile geri gitmek zorundadır. Eğer ona müsaade edersen bu sefer esnek davranım o gider ve iner. Şey kaybederek, hız kaybederek o da kaybolur gider. Hem onu kaybedersin hem de mevcudu kaybedersin. En azından evi bozuyor. 9 yaşında çocuğa çıplak şeyler alıyor.
yani bu çocuğu kurtarayım derken bu çocuk yem edilmez. Peki abi müspet hareketi nasıl yapacak yani? Müspet hareketle şeriatla çıkıyorsun. İslamiyet'in söylediği müspet hareket. Peki karşıdakinin seviyesi yok yani o kadar? Ha karşıdakinin seviyesi yoksa seni böyle görürse ancak haddi bilir, bilmezse mesela İslam dininde ya siz buna müsait değilsiniz bari İslamiyet'ten kırpayım mı demiş peygamber. Mesela diyelim ki bir tane kardeşi işte mesela gafil. O da hemen mesela nasıl onun tesettüre koyacak mesela pat diye söylüyor. Ha yok o değil. Yani. Bu o değil. O değil değil mi? Ha o değil. Mesela bir şey yapılandırmak. Şöyle yap böyle o değil. Bu adam tecavüz ediyor. Yani çocuk modeli evet. Anlattım. O değişik. Sen şimdi bir şey yapılandırmak, onu yola koymak için bir yöntem sordun. Böyle değil. Bu şimdi hukukta okuyor. Son sınıfta ve zındık olmuş. 9 yaşındaki kız kardeşine de çıplak şeyler alıyor. Anne baba rahatsız. Evde bir sürü şeyler yapıyor dine uygun olmayan ve annesi tesettürlü olduğu için en büyük düşmanımdırsın diyor. Böyle bir model. Dedi ki bu böyle bir model. Anne baba geldi çocuğu getiremiyor zaten gelmiyor. 24 yaşında okuyor. Biz bunun karşısına nasıl bir model çıkartalım? Yani sizin çıkarttığınız onlar mesela yapma şey yapma bu değil yani. Hayır. Bunun karşısında İslami yöntem şu. Yani esnek bir şey yok, hüküm yok. Yani hak batıl karması yok. Bu budur, bu da budur. Eğer bunu durdurmak istiyorsanız bu topu, bunun karşısına duvar koymanız gerekiyor. Veya ona müsaade edeceksin, böyle vadeye gidip kaybolacak. Ama bir de şu var, şuradan bir tahta sökülüp, şu tuğla sökülüp buraya tuğla yapılmaz. Yani bir şey yem yapılmaz. Şimdi İslam adına hareket edip, birini kazanmak için öteki çocuk adama içki masası kuramazsın. Kuramaz. Adam yani kazanmak için 9 yaşındaki çocuğu yem yapamazsın. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun ve levulhamdu fissemavati vel ardi ve aşiye ve hine tuzhirun. Yuhrucul hayye minel meyit ve yuhrucul meyite minel hay ve yuhil arda bade mavtiha ve kezalike tuhrucun. Sadakallahu nazim. Sözler 109. Hayat. Hayat nasıl ki hayat? Bu kainatta süzülmüş bir hulasadır. 506'yı da yapabiliriz abi hayatla ilgili. 506 mı? O da olur. Ha, 506 olursa ortalık. Evet. Peki tamam. Burası mukaddemesiydi o. O zaman onu burada kullanacağız. Bu bir orta seviyesi bu. O mukaddeme. O yürütüyordu. O zaman burada kullanacağız. Anlaşılan siz mutalaa etmişsiniz o zaman. İyi. Bundan daha ileri şey kader ve evamiri tekniğe dersleri. Evamiri tekmin eden vücudu harici giyilmiş, zihayatta zihşurdu kanun ve vücudu harici bir mahluktur ruh. Dolayısıyla evamiri tekmini mahluk değildir. İşte enenin bir yapısı, kargası aslında. Kargasız kargas, evamiri tekmini. Bazılar soruyor ki ene nasıl şeydi? Enenin değişik manaları var, 7-9 tane. Bazı alemleri 9-7. Ene bir aynı zamanda ustak alet olarak kullanıyor. Aynı zamanda meçhuldur diyor yani. Bu noktadan yani ruhun mahluk olmayan tarafı meculdur diyor Barla'da. Onu da hayat bahsinde evamiri tekviniye mesela şeyde de var 29. sözde çok kullanıyor burada burası. Vücudun ruhun mahlukiyet yönü evamiri tekviniyenin 4 yönü giyerse zihayattır, zihşurdur, kanunun vücudu harici. Ama onun içsel yapısı biraz daha zengin şey tarafı var Murat söyledi. Nuraniyet var. Bir de ne vardı? Cami hakikat. Cami hakikat derken 6 tane. Aslında temelde 4 yapıdır. Cami hakikat olması vücud-ı harici ifade eden şey. Zihayattır, zişuurdur, nurani tarafı olduğu için. Neyse o tarafı da var ama temelde 4 özelliği var. Ben bunu şöyle yapayım. Ondan sonra buraya geçeyim. Ruhun aslı bir ceferdir. Evamiri tekviniye daha arkası meçhuldur. Biraz daha bu tarafa doğru bize gelirsen evamiri tekviniyedir.
evamiri tekvinin içinde ne vardı? İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. 4. Ondan sonra bu şeydir. İlmi bir vücuttur. İlme bürünmüş mecbur. Mecbur ise ilim de değil yani. Acayip bir şey. Şeyde Onur'la biraz önce onu şey yapıyorduk. İnsanoğlu şu anda terakki ediyor diyor. Cilve-i zatiyeyi görecek kendisinde. O cilve-i zatiyeyi eğer arkasını doldurup Allah'a nispet edemezse firavun olur insan. Onu hissetmişler ve kendisini firavunlaştırmışlar. Öyle pat diye ben tanrıyım diyemez adam. Yani bir hakikat var batılda dahi olsa. Yani ustad diyor yani. Ben mesela, bir şeyi görmüş yani adam. Görmüş, yorumlayamamış. Yani nispet edememiş. Hakikaten cilve-i zatiyi görünce, ayna darlığındaki cilve-i zatiyi görünce, veremeyince Allah'a, o zaman kendi zatında aramış. Kendi zatında ararsa o ne olur? Adam firavun olur. Mesela o öyle bir ekol çıktı. Panteizmin ana teması, çünkü ekolun ben bazı konuşmalarını beni davet etmişler, gitmiştim. Şudur, insanda tanrı hani Higgs parçası var ya, tanrı parçası gibi. Yani tanrılık özelliği var. Çünkü tanrının bir parçasıdır diyor panteistler. Tanrının dışa vuruşu. Peki insan terakki ede sana yakın gelene kadar ibadet et diyor. Oysa bu kabir için deniliyor. Onun için insan terakki ede tanrılaşır, namaz olmaz. Ne olmaz? Kim kime edecek ki? İnsan zaten tanrıdır diyor. Peki şey niye söylemiş abi bazı İslam alimi mesela teşebbühü bil vacip demiş. Yani onlar niye söylemiş? Hadi panteisi anladık gene. Şöyle demiş. Bunu şeytan sormuş şeye, Hallacı Mansur'a. Demiş ki sen de Enel Hak dedin, ben de Enel Hak dedim. Ben oldum şeytan, sen oldun veli. Ne farkımız var demiş. Sen diyor Enel Hak derken önüne kendini koydun diyor. Ben diyor Enel Hak derken Halik'i koydum diyor. Halik de fena oldukları için öyle demiş. Ama biz buradayken daha önümüzde bir sürü süreçler var. Dediğim anda buralar da yok olmuş olur. Yani onun şu suçu vardı. Zaten bedelini ödemişler. Bildir denmemiş. Bil denmiş ama bildir denmemiş. Mesela bazı tespitlerim var mesela kendime has sözünü. Adam desek zaten kıyameti kopar. Şimdi kader hakkında bir şey söyledik. Şu anda farkında mısınız bilmiyorum. Ama bayağı çok bana çok sesler geliyor. Bayağı da geliyor. Çoğaldı bu sıra. Demek ki yayılmış o. Kaderde hedef insandır. Diyorlarmış ki hiç kaderi anlamamış bu adam. Oysa kader hakkında kaderin alt zeminini ders yapmışım. Kaderin veri tabanı var. 6 tane. İhtiyaç, iştiyak, taayyun, teşahhus vesaire var ya. Malumiyet, meşhudiyet. Onları tek tek ders yapmışız. Kaderin alt veri tabanı. Ama bizi nereye taşıdı onlar? O dersi yapa yapa her bir derste kaderin altı ya. Kadere sordum sen kimsin? Ben dedi ceza veriyorum. Kader bizi sevk etti. Kader rızkımızı tayin etti. Kader tokatladı. Yani kader bir yerde yazılım değilmiş işin başında. Kader rızkımızı diyor buraya tayin etti. Kaderin mahkumuyum diyor. Kaderin mahkumuyum. Desene kader faili muhtardır işin başında. Ne demişiz? Amentu billah da Allah bizim dışımızda bir şey. Değil mi? Allah bizim dışımızda bir hakikat. Terakki edersek Allah tanırız. Allah'ı tanırız yani. Allah dışımda. Ve melaiketi benim dışımda bir şey. Ve kütübihi ve rusulihi ve liyomil ahirim. Hep benim dışımda. Terakki edersem oraya girerim. Oraya girerim yani. Orayı tanımlarım. Kader peki nedir? Kadere baktığın zaman hedef bunlar Allah'ıydı. Kitaptı, melekti, peygamberdi, ahiretti. Kaderi anladıkça kendimi tanımlıyorum. Çünkü kader nefsi gururdan, cüz-i ihtiyarı, adem mesuliyetten kurtarmak için diyor, akaide girmiş. Kim bu? Bak kaderi ben iyi anlarsam, nefsi gururdan ve cüz-i ihtiyarı adem mesuliyetten. Sonra biraz da ileri gidersem, ben amene bil kader, emine miler keder. Kadere iyi iman edersem, ahiretim yakınım artar, melekler anlayışım artar demiyor ki. Kadere iman edersem, yani onda emin olursam, kederden emin olurum. Netice insan. Kaderde hedef insandır. Yani 5 tane iman esasını hazmeden kişidir. Ki 4 hat ve enfusi şeyi konmuş. Kader Risalesi'nin sonunda. Şimdi diyor ki, ya diyor nasıl olur diyor.
Şimdi duruldu cevap verdim, cevap gelmiyor. Dedim ki kader kainatın yazılım işletim sistemi mi? Ehliydi. Evet. Peki bu kainat küçük insan olarak gözükmemiş mi? O kainat dediğimiz şey büyük insan değil midir? Madem kainatın yazılım sistemidir kader. Evet dedi. Tamam mı? Evet dedi. Peki bu yazılım sistemini bak buraya kaçırmayın. Kainat dört tane özellik söylüyor. Diyor ki Kitab-ı Kebir-i Kainat. Kur'an-ı Azam diyor. Kur'an-ı Kebir-i Kainat diyor. Kainata Kur'an diyor. Bir de ne diyor? İnsan Ekber diyor. Bir de İslamiyet diyor. İslamiyet-i Kübra. He? İslamiyet-i Kübra. İslamiyet-i Kübra. Üç tane şey söylüyor galiba. Kur'an-ı Kebir-i Kainat, İnsan-ı Ekber, İslamiyet-i Kübra. Üç tane. Peki kainatı tanımladı. Bu büyük kainat nerede cem olmuş? İnsanda cem olmuş. İnsan küçük kainat. Peki kainatta ceyran eden hadisi bende ceyran etmiyor. Kader madem kainatın yazılımıdır, onun bilmesi benim. Hedef de benim zaten. Ha neyse. Şimdi hayat, o 110'u buraya malzeme yaparak şey yapayım. Allah'ın dışında Kab-ı Kavsen, çok meşgul olduğu için söylüyorum. Kab-ı Kavsen, Arş-ı Azam, Levh-i Mahfuz, çekinceleriniz olursa mutlaka beraber mutala edelim sonra. Hepsini makineye koysak, özünü alsak, Allah bu kainatı hayat ile yapmış. Ben eskiden hep sorardım okurken, lisedeyken. Ya Allah varken hiçbir şey yoktu. Bu dağları, tepeleri, ağaçları, sinekleri nereden getirdi? Yani Allah'ta bu mahluket mertebesi nasıl var? Yani bu Allah'tan çıkmışsa burası mahluktur. Öyle. Bu nasıl olur? Bu ağaç nasıl olur diyordum yani. Bu mahluktur. Allah haliktir. Allah'ın neresinde deposu mu var böyle? Hep eskide düşünürdüm. Yani meğer Allah bu kainatı hayatla yapmış. Malzeme hayat. Ama sen varlığı şu vücudu haricisi noktasında yorumlar ve hapsolursan, yani buzu buz olarak kabul edersen, suya geçemezsen vücudu yorumlayamazsın. Buzdur ama sudur. Bak Esma'ya nasıl gideceğim. Sudur ama H2O'dur. H2O'dur ama enerjidir. Enerjidir ama esirdir. Esirdir ama maddi hayattır. Maddi hayattır ama aynı hayattır. Aynı hayattır ama akıl cevheridir, ruh cevheridir, meculdur, esmadır. Esma sürecidir. İşte Muhyiddin Arabi, Konevi ve işte gibi zatlar bu süreçleri görmemişler diyor usta. O kadar fena fiil vacip olmuş ki, vücuda fena olmuş ki, bu mertebelerden çıkmış, bu kimseyi görmemiş. Baktığı zaman Esma'yı görmüş ama ondan sonra diyor ölüm ve helakettir diyor. 641 Mesnevi Nuriye'de. Hangi makama gelmişler biliyor musun bak? Çok tuhafınıza gidecek. Bu zat Enel Hak diyebilmesi için şu makama çıkması lazım. Ne vakit diyor usta? Her şeyin her yerde olduğu makama ulaşırsan, her şeyin her yerde olduğu makam. 641 Mesnevi Nuriye'de. Her şeyin her yerde olduğu. Mesela şu telefon. Şuradadır, buradadır, gözümdedir, beynimdedir, karaciğerimdedir, ruhumdadır. Ruhumdadır ya, mahluk olan her yerde. Her şey her yerde. Bunun da delili şu alt veri tabanı. Onu bir önceki mektupta anlatıyor. Yani şurada, şu hava boşluğunda bütün esma yok mu? Yok desen eksik olur. O zaman arabayı inşa eden, çiçeği inşa eden esma burada da var. O zaman bil kuvve burada, çiçeğin hakikati olan esma var zaten. Yani her şeyin her yerde olduğu makam demek. Her şeyin alt veri tabanı olan esma her yerdedir. Esma her yerdedir yani. İşte bu süreci aşmış adam, bakmış ki ne takılıyorsun, buzdur, sudur, H2O'dur, enerjidir. Kimse yok ki demiş. Allah Allah. Bu gördü yani, gördü derken Enes'in gördüğü başka ne olabilir? Enes'den sonra makam yok. Esma'nın cilvelerini görmeye başladı. Esma'nın kendisi dedi ki ben de zaten o şeyim. Mertebe yok. Mertebe sıyrılmış. O Enel Hak derken hayatını kastetmedi. Ruhunu kastetmedi. Neyi kastetti? Mecul'u kastetti. Mecul'da da ne var? Cilve-i zatiye var. Allah-u Ehad var. Onu kastederek demiş yani. Yani büyük zatların ben demesi Allah hesabına yani. Allah hesabına demiş yani. Yani kimse yok. Benlik denen bir şey yok ki o bendeki ben olsun.
Nadir abiye diyorum, Nadir abi bana ray koy diyorum, merdiven koy bana, nasıl çıkacağım oraya diyor. Ya kardeş ne uğraşıyorsun? Direkt neticeyi söylüyor. Direkt. Şimdi gelelim bu kadar mukaddemeden sonra burası. Vücudun kemali hayat iledir. Ya Risale'm bambaşka ya. Ne dedi şimdi? Vücudun kemali hayat iledir. Belki vücudun, hakiki vücudu hayat iledir. Hayat vücudun nurudur. Şuur hayatın ziyasıdır. Hayat her şeyin başıdır ve esasıdır. Hayat her şeyi, her bir zihayatta olan şeye mal eder. Bir şeyi bütün eşeğe malik hükmüne geçirir. Bir şeyi her şey yapıyor. Her şeyi de bir şey yapıyor hayat. Okuyacağım tek tek cümle şeyi. Bir metni okuyayım. Hayat ile bir şey zihayat diyebilir ki. Hayat ile her bir şey zihayat diyebilir ki. Şu bütün eşya malımdır. Dünya hanemdir. Kainat malikim tarafından verilmiş bir mülkümdür. Nasıl ki ziya etsamın görülmesine sebeptir ve renklerin bir kavle göre sebebi vücududur. Öyle de hayat dahi mevcudatın keşafıdır. Keyfiyatın tahakkukuna sebeptir. Hem cüzi bir cüzü kül ve külli hükmüne getirir. Ve külli şeyleri bir cüze sıkıştırmaya sebeptir. Ve hadsiz eşyayı iştirak ve ittihat ettiri bir vahdete medar, bir ruha mazar yapmak gibi kemalat-ı vücudun umumuna sebeptir. Ya ne acayip şeyler ya. Bir cümleyle onu okuyacağız ben. Dayanamıyorum ama. Hatta hayat kesret tabakatında bir çeşit tecelli vahdettir. Ve kesrette ehadiyetin bir aynesidir. Allah'u ya. 6 tane Esma-i İsmi Azam zannediyor. Benim kardeşlerim. Ferdün, Hayyun, Kaymun, Hakimun, Adnun, Kudüs'ün. İsmi Azam değil kardeşim. Nasıl değil ya? Hep İsmi Azam. İsmi Azam'ın altı nurundan bir nurumuş. Nurmuş ya. Kendisi değil. Yani İsmi Azam ikinci şua yani. Ya evet. Acayip bir şey abi de söylüyorum. Bilin, umumi ha genelde böyledir. Esma şey İsmi Azam'mış. Ya ustad Sari söylüyor. Sıfatını İsmi Azam zannediyor. Ya sıfatını dişe vuruşu. Sıfatı. Bak altı nurundan İsmi Azam'ın, İsmi Azamlarının demiyor. Azamlarının değil. İsmi Azam'ın altı nurundan bir nuru veya nurunu ziyasından bir şeydi. İki ziyasından bir ziyası. İki ziyasından bir ziyası. Misallendirebilir miyim abi? Evet abi. Murat Doval abi dedi. Cep telefonunda bir arkadaşı Facebook'u görünce şaşırmış. Aa demiş, Facebook bilgisayarda değil mi? O zannediyormuş ki Facebook bilgisayarın ürünü. Yani bilgisayar iştir Facebook zannetmiş. O misal gibi şimdi yani tam araya bağlamıştım da tekrar toparlayamadım. Yani zannımız onu 6 yorum. Tane esmayı o zannetmişiz. Yani onun ortaya çıkışını Facebook bilgisayarda ortaya çıkan bir numune ama onu bilgisayar zannetmiş adam. Ha, bilgisayar nedir? Facebook nedir? Bilgisayarın kendisi zannetmiş. Evet çok antika. Sıfatı yani. Mesela abi buna ben de bir misal vereyim. Abi. Şimdi mesela bir insan düşünelim. Doktor, işte mühendis, kasap, terzi, öğretmen abi. Dersi kapat. Şey, devam ediyor kapat. Tamam. Tamam kapat. Altın nurundan bir nuru diyor. İsmi Azam'dır demiyor ki. İsmi Azam nedir? O altısını koy tencereye. Koy tencereye. Kudüs. Ad. Hakem. Şey. Kudüs. Ad. Hakem. Fert. Hayat. Kayyum. Bu aynı zaman terakki sürecini anlatıyor. Mesela terklerden bahsediyor. Diman kafanın çalışması terklerle çalışıyor, ibadetlerle çalışmaz. Yani Kudüs diyor ilk niçin o? Kardeşim terk, günahları da terk et. O temizlemeyi böyle şey bizim çöp falan demiyor diyor. Günahların da diyor, şey var orada, terk var. Dimağı çalıştıracağız. İlk muhatap terk, la ilahe, la ilahe. Terklerle gireceksin bu işe. Kudüs, sonra matematik. Kainatın yazılım sistemine gireceksin. Ad. Ad demek matematiktir. Yazılımdır, sistemdir. Sistemin kendisidir. Sonra onun üzerine bina edilen hakem.
yani sistemin üzerine bina edilen, sonra onu yorumlayacak insan, aziz misafiri, onun da önüne konulan şey, hayat, yapı, sistemin işte şeyi, sonradan kayyumiyet, tefekkür, peki bunları yaptı, süreci geçirdi, ne yapacak en son? Allah-u Ehad'da tecelli zatına mazar olacak. Mazar olunca eğer bu süreci doğru işletip de Allah-u Ehad'ı kendi yapısındaki cilve-i zatiyeyi Allah ile yorumlayamazsa bu firavunluğunu iddia eder. Evet. Şimdi kesretli ehadiyetin bir aynesidir. Bak hayatsız bir cisim büyük bir dağ dahi olsa yetimdir, gariptir, yalnızdır. Münasebeti yalnız oturduğu mekan ile ve ona karışan şeyler ile vardır. Başka kainatta ne varsa o dağa nispete madumdur. Çünkü ne hayatı var ki hayat ile alakadar olsun. Ne şuuru var ki taalluk etsin. Şuuru da yorumladı. Taalluk özelliğine sahip. Seni oraya taşıyor şuur. Yani bir bağ değil. Bağın neticesidir. Nasıl ki şey söyledik. İstikamet bir şey seni taşımaz. İstikamet bir sürecin son şeyi değildir. Yani sürecin bütünü değil. Sürecin sonu kendisidir. Neticedir. İstikamet kendisi nimettir, cennettir. Dünyada cennettir. Neticedir. İman bir süreç değildir. Yani bir şeye götürmek için değildir. Kendisi neticedir. Ağaç mesela bir süreçtir. Meyve neticedir. Bakın anlıyor musun? Netice meyvedir. Ağaç süreçtir. İman böyle bir süreç değil. İman neticedir. İçine girersin. İstikamet kendisi hidayettir. Kendisi nimettir. Kendisi cennettir. Ruhun cennetidir diyor. İşe atacağız da. Hidayet hadis altında büyük nimettir. Ruhun cennetidir. Kendisidir yani. Hidayet kendi son noktadır. Onunla bir şey almak için değil. Kendisidir yani. 106. 2. Emirdan'da diyor ki hizmetin kendisi bana ücret gösterildi diyor. Yani hizmetle biz ücret almaya gitmiyoruz. Hizmetle bak pazar günü buraya toplanmışsınız. Toplanmışız değil mi? Bu ücretin kendisidir. Allah cemiyetten bu insanlardan dedi ki ey kullarım gel şu dağın tepesine. Bu hakikatleri hakikatinden bana yanaş. Yani bana kastın senin aslına yanaş. Hakiki kemal eten budur. Tamam. Ne yapmış sana? Özel muamele yapmış. Bununla biz bir şey varmayacağız. Yani bir şey almayacağız. Bu neticedir. Bu cenneti, ruhun cennetidir. Hidayet ruhun cennetidir. Şimdi bak küçük bir cisme, mesela bal arısına hayat ona girdiği anda bütün kainatta öyle münasebetler tesis eder ki bütün kainatta hususan zeminin çiçekleriyle ve nebatatlarıyla öyle bir ticaret akdeder ki diyebilir şu arz benim bahçemdir, ticarethanemdir. Bitti arkadaşlar. Şimdi mutala edeceğiz. Ha, tamam onu. Peki. Vücudun kemali hayat iledir. Ne anlıyoruz? Buradaki vücut hangi vücut abi? Hangi vücuttur? Yani bu bizim şimdi gördüğümüz varlıklar var, göremediğimiz varlık. Mesela cin, melaike, ruhaniyat. Vücut derken yani onlar da giriyor mu işin içine? Yoksa sadece bir şu görmüş olduğumuz vücut mu kastediliyor? Bu nakıstır yani. Bunu hayvanlar da görüyor ya. O zaman bütün vücut kastediliyor. Tabii. Allah'ın dışında yaratılan her şeyin aslı. İsmet abinin vücudu kastediliyor mu abi? Her şey. Takılıyorlar. Önce takıldıkları için de gurur duyuyor. Hocam ben çok sevindim. Allah razı olsun. Bak burada 15 kişi var beni seçiyor. Allah razı olsun. Çok iyi. Demin bir bina yaptım abi ben. 6 katlı İsmi Azam'ın nuruyla. İlk önce Kudüs'le alanı bir temizliyoruz. Zemin çalışması tamam. Yapıyoruz. Ardından matematik adliyle hesaplamalarını yapıyoruz. Hesap, sistem. Sonra hakemle mimari projeyi çiziyoruz. Hayatla malzemeyi dikiyoruz. Kayyumiyetle binayı inşa ediyoruz. Fert, bir de fert var abi. Fert burada sona mı geliyor abi? Yok. Dördüncü sırada onu yorumlayan. Tamam. Ondan sonra haydan sonra mı? Şimdi çok seri geçtin. Sakin sakin tek tek anlat da. Bak Kudüs'te zemin çalışması var. Evet. Ademiyet üzerine. Evet. Yani Kudüs günahların vücudu Adem'dir. Yani bu Kudüs günahlar da diyor o temizlemeye diye şey yapar orada. Günahların yapısı yapısız yapı vücudu aracı yok Adem'idir. Adem alemleri hesabına çalışır. Tamam. Dolayısıyla Kudüs'e mazar olmak
Adem'den tebaüt etmek, yani sıyrılmaktır. Yani varlığa doğru çıkış. Sonra adl. Ad, kainatın yazılım sistemi, matematik. Muvazene, vezin demektir matematik. Sonra? Matematiktir yani ad. Hakem, proje, mimar. Hakem, tabii yani onun üzerinde çizilecek şeyler. Adem'den çıkınca. Ondan sonra fert mi var? Fert dördüncü. Fert olması lazım ki o tasarımın içerisinde tabii, insana göre tasarlıyor çünkü o binayı. Yani bu sefer bunun neticesi bir şey olması lazım. Sonra hayat geliyor. Malzeme. Yani hayat malzeme. Peki insan hayatıyla veya kainattaki hayatını anlayacak. Yani bütünlüğü onunla anlayacak. Yani insanın eline verilen bir şey. Kayyumiyet de öyle. Bu sefer o malzemeyle vardı netice. Nereye vardı? Bina projesi. Evet, kayyumiyet. Kayyumiyet de bina. Sonra ne yaptı? Bunları hepsini yapıp sıyrılan kişi varlıktan Allahu Ehad. Ehad'a en cami, yani kesretin veya vahdetin en gene dar dairesi. Normalde abi Kuddüs diyor 30. sözün zeylenin zeyli olsun diyor. Yani üstad 30. sözü tamamlayıcı olarak zeyl Kuddüs'ü koyuyor yani. Evet. Yani ene ve zer Kuddüs zeyl olsun, tamamlasın diyor yani. Ama bu şeyi evet doğru, çok ilginç yani 30. söz değil mi? Yani diğerleri değil de özellikle onu söylüyor yani. Yani acayip bir şey yani. Çok ademi varlığım. Mesela ben Kudüs'ü okurken artık hep kafam bir şey çalışıyor. Böyle kayıyor. Adem vücut, Adem yok, varlıksız varlık, mekansız mekan, vücutsuz vücut. Arkadaşlar neresi Allah'ın dışında var denilen ilmi vücut dahi olsa Adem de var. Adem'in olmadığı hiçbir yer yok. Adem yok değilse varlık yok. Adem olmasa Hasan abi bilgisayarda data yoktur. Sıfır ve bir olmasa yani yokluk olması lazım. Yok. Sıfır olması lazım ki yanında bir olacak. Şimdi ay vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Yani Adem ilmi vücudun zemini. İfade zeminsiz zemini. Bir de Adem'i sırf var. Adem mutlak var. Zaten onlar zaten yoktur diyor. Hangi esmaya bakar abi Adem zemini? Adem zemini hangisine baktı bilmiyorum. Ama mesela bizim arkadaşlar Settar diyen var, Kudüs diyen var. Yani bir tuhaf bir alem Onur. Yani bir sıfatı acayip yok. He? Sıfatı yok yani. Yani yok, yapamıyorum yani. Karayamıyor. Nereden girersen odur yani hakikaten. Yani bu vücutsuzluktan vücuda çıkacaksın. Esma diye abi bu de tamam. Yani acayip bir tuhaf tayflar yani. Adem onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri beni acayip bir lezzetle ona bağlattıran yani böyle sevgimi bağlayan bir o var, bir ustad. Adem'den bahseden. Ama ustad hakikaten hayatın her zemine yaymış onu. Çok ilginç insan. Ya şöyle düşün. Biz var olanı anlayamıyoruz. Yok. Bu sistemi nasıl çıkartmış? Ya bu olamaz arkadaşlar. Böyle bir şey olmaz. Peygamber'e de ben en çok deli eden tarafım o. Ben böyle imanımdan demiyorum. Hayret ediyorum. Mesela şunu böyle yap. Nasıl dersin? Bunu böyle yapma. Nereye göre bu böyledir? Çünkü bir şey başka bir şeyle izah edilerek, yorumlanarak, kıyaslanarak ifade edilebilir. Sen dünyanın içindeki bir sistemi dünyanın içiyle kıyas edemezsin onu. İnsan nedir? Çam değildir. Olamaz bu. İnsan nedir? Armut değil. İnsanı neyle yorumlayacaksın? En cami bir hakikat. İçini bulun mesela. Birbirine kıyas edemezsiniz bunu. Bu nedir? Çamdır. Ne demek? Armut değil de ondan. Kıyas edersiniz. Ama bütün kainatın hulasası olan bir insanı dönüp arka tarafıyla izah edemezsiniz insanı. Mutlaka bu âli bir hakikati varlığın, kainatın dışında bir şeyle kıyas etmen lazım. Mesela Onur demişti yemekte. Yani hayatı ve projeyi burada, buranın projesini burada çizilmemesi gerekiyor. Değil mi? Öyle miydi? Hariçten biri olmuş. Hariçten biri olması lazım. Abi insan kainatın dışında mıdır? Evet, şöyle diyelim. Şimdi üstad birkaç yerde bu kainat diye. İki tarafını da söyleyeyim de. Muhyiddin Arabi'nin ifadesini söyleyeyim, ustadı da söyleyeyim. Ne, ben çok sevdiğim için kıyas ediyorum. Muhyiddin Arabi'ye demişler ki insan nedir? Ona göre bütün kainat ondadır ama o insana sığmam. İnsan kainata sığmamıştır. Nereye koyarsan koy şimdi. Hazreti Ali diyor ki bütün alem işaret edeceğiz de bütün alem şeceri hilkat 18 bin insanda dürülmüştür. Nereye koyarsan koy. Ustad da diyor ki bir saray var diyor. Sarayın içinde bir şehir var. Şehrin içinde alem var.
E sarayı nereye koyacaksın? Alt kelimesinde geçiyor. Şey, isminde. 30. lemada. Bir saray var. Mesela şöyle diyelim. Burası nerededir? Burada bir saray var. Sarayın içinde İzmit var. İzmit'in içinde Türkiye var. Ondan sonra tamam da bunu nereye koyacaksın o zaman? Eğer bu sarayın içerisine İzmit'i koyarsan, tamam, Türkiye'yi bunu, onun da içine koyarsan iç içe, bunu nereye koyacaksın? Yersiz yer işte. Yersiz yer. Mekansız mekana koy. Böyle varlık verirsen mekan vermen lazım. İnsanda bir hakikat var ki ister istemez alışıkın. Mekansız mekan, varlıksız varlık, vücutsuz vücudu var. Deli bir şey işte. O. Hangisi evet. için söylüyorduk o Kutsi okay. kuşu? Adıl için evet. mi söylüyorduk? Bu konu alakalı da. Haydi mi? O Kutsi kuşu avlayamadım diyor üstad. Baş tarafında. Evet. Demek ki mekansız mekan dedik ya. Yani nerede gösterecek? İnsanı bakın. Eğer insan bak ustadın tabiriyle bir saray, insan şehir koyduğunun içine alemi koydun. O sarayı nereye koyacaksın? O zaman mekansız mekan, zamansız zamanı kabul etmek zorundasın. Sen böyle bir şey. Mecbur budur işte. Mahluk denilmez diyor bu taraflıyla. Varlığa da ya. Normalde tersi olması lazım yani. Tersi olması lazım. Şehir var. Köy var. Kasaba var. Köy var. Tepe var. Bina var. Aynısını 10. sözde de kullanıyor. Dünyada nedir? Vücudun inşası var. Sonra o inşa edilen binanın ihyası var. Sonra ruhun gelmesi var. Dünya bu. Cennet için ne diyor? Ruhun gelmesi var diyor. Vücudun ihyası var diyor. Sonra vücudun inşası var. Tersten başlamış. Ağaç da öyle ya. Buradan aşağıdan yukarıya büyür. Cennette ise yukarıdan aşağı büyür. Onun için yukarıdan aşağı büyüyen ağaç annedir, kadındır. Meyve insandır. Onun için cennet ayağı annenin ayağının altında. Yani köktedir yani. Şimdi, bu da kafa ya. Kafa çekirdek. Bak yukarıdan aşağı büyüyor. Burada ama buralı değil bak. Cennetin ağacına benziyor. Çekirdek bu ya. Yukarıdan aşağı büyüyor insan. Peki. Kainatın da gitti. Bak burası yüksek mevmek. Kaptırmıyorum bak şeye. Yok şöyle anlıyorum Hasan abi. Hüsmet abinin kalbi yani, var ya. Sıralamayı saydı ya şimdi Erdinç. İşte Kuddüs. Bir altı bulsun. Kuddüs zemininde. Tamam. Adil matematik. O da bak daha malzeme yok. Yok hiçbir şey yok. Hesaplama var sadece. Devam et. Hakem. Tasarım. Tasarım. Bütün hepsine evet. böyle birden bakıyor. Sonra bir fert orada idrak. Tamam onu da anladım. Kudretiyle mi? Şey bir şeye göre. Bak işi kitlenin yerlesin. Hay. Üstad dedi ki hay isminde olması lazım. Eskişehir hapishanesinde diyor bakarken o Kutsi kuşu avlayamadım diyor. Bakın yani malzemeyi yedirirken nasıl ifade edeceğiz? Uzaktan uzağa diyor aklıma göründü. Yani bir tanesi de dedi ki ben bunu sıralama yaparken öyle metuplar da var böyle. Baya batın. De, ferd için insan değil hayır abi dedi. Esmanın bütünlüğü. Azamet ve kibriyanın insan olarak yorumlama dedi. Çünkü insanın bir tarafı var ki ne esma diyor ya. Zaten yönü var. Sen niye orası insana indirgedin orayı? Yani mesela vahidiyet, ferdiyet var ya abi. Ehadiyet. Yani fert ikisinin cemi yani. İki yönün cemi. İkisinin cemi yani. Vahidiyetle ehadiyeti yani vahid ve ferdi tazammun eden fert ismi diyor. Yani fert vahid ve ehadı tazammun ediyor. Yani vahidiyeti ve ehadiyeti içine evet, alıyor. Ortaya koyduğu için. Böyle var yani. Ama bu adlı böyle biz böyle sıkışmışız ya. Hak sahibine hakkı vermek. Kardeş sırrı böyle lukatta. Yani fert orada kişiye zihayata özel diyebiliriz yani. Kişiye özel yani. Çünkü projede yapıldı ya. Proje yapılınca artık biraz daha müşahhaslaşıyor yani. Allah razı olsun. Evet. Evet proje. Proje yapıldı ya. Hakem mimari israfsız, iktisatsız en kısa yolu ihtiyar eder diyor. Şimdi bu sefer cem olmuş ki şahıslanmış. İnsan. Güzel oldu. Demek ki vücudun kemali hayat iledir. Yani o meratibi kaynağı hayat iledir. Hayat ile olur. Hayatsız şey zaten aşağıda demişti. En büyük dahi olsa şu dağ kendi şuurunda yok. Kendi varlığının şuurunda olmayan bir şey başka bir şeyi şuur etmesi muhaldir. Onun için kendisini tanımayan neyi tanıyacak? Zaten kantarı bozuk. Neyi tartacaksın? Allah da öyle diyor. Beni mi tanımak istiyorsun? Evet ya Rab. İlk önce kendini tanı. Tabii bu biraz da sesi biraz tuhaf karşılanan cümlemiz de şuydu. Allah tanımak kolaydır. İnsan kendisini tanıması zordur. Sonra bunu şey yapınca biraz suratlar asıyor falan. Ne demek istiyor falan. Dedim bak Allah'ın esiri var insanın esiri yok.
Yani insanın eseri yok. Çok acayip. İnsan sıkışmıştır bir yerde. Kafestedir hadiste. Şimdi bakın Allah'ın eseri var. Allah'ı tanımak kolaydır. Amentü billah da başa konmuş. İnsan tanıması o kadar zor ki. İnsan kendisini tanıma süreci 5 tane iman esasını haklayacak ki kendisine dönsün. Amentü billahi becerecek ve melaiketi becerecek ve kütübü becerecek. Sonra onu tanımayacak. Dikkat edin Kader Risalesi'nin sonunda enfusu ders var. 4 hat ve enfustur. İlmi çerçevesini koyuyor sonra onu anlayan kişi 4 hat ve diyorum Kader Risalesi'nde o 4 hat ve'nin ne işi var? Aslında nefis terbiyesine konması lazım. Yanlışlık yapmayın falan, günah yapıyorsunuz şöyle bunu şunun hakkını, ulan fiyakanızı bozmayın denilen yerde konması lazım. Orada ne işi var? Ulan siz mi Allah'ı unuttunuz? Ben de sana bir ceza veriyorum, seni sana unutturacağım. Ayet oraya niye konmuş? Ne işi var yani? En büyük ceza kişinin kendisini unutmasıdır. En büyük nimet nedir o zaman? Kişi kendisini tanıma yolunda adım atması, fark etmesi. Dünya budur işte, lezzet budur, devlet budur. Nimet budur. Buradan başlıyor. İman esas kendini tanımak. Tabii yani böyle bak. He? En zoru da o. En zoru da bu. Aynı şey. Tanıyanla tanınan aynı şey. Aynı şey işte. Tanıyanla tanınan aynı şey. Ama devlet bu işte. Saraylarda olursun ama zindan olursun. Zindandansın ama kendini tanıma yönden o boyut olur sana, oradan çıkarsın. Devlet bu. Huzur bu. Saadet bu. Diğerleri hikaye. Peki de eline geçtikçe seni hapishaneye sokuyor. Adam bu derse katılamıyor. Çünkü bir sürü randevular var şimdi. Bak hapishane. Ama bu onlardan çıkmaya vesile. Merdiven değil arkadaşlar. Her bir dersi ben merdiven yorumluyorum. Merdiven. Demek ki vücudun kemali ne olması lazım? Aslına urucu. Hayat iledir. Belki vücudun hakiki vücudu. Hayat iledir. Hakiki vücudu. Diğer vücutlar da var. Demek ki şu buz, sudur, haşikyo, esma sürecidir. Esma sürecidir. Esmada mahlukiyet meratibi de var. Esmanın içerisine. Nasıl olur? Çünkü esma Allah değildir. Mahiyet-i zati değildir. Şimdi okuduğumuz, okuyacağımız ne kadar nihayetsiz dahi yapsak ilim dibi de gelmez. Hep esmadadır. Lehül esmaül husna. Bütün güzel isimler onundur. Buradaki her şey Hasan'ındır. Hasan değildir. Yani isimler Allah'ındır. Sıfat Allah'ındır. Allah değildir. Ama esmadaki Allah ile mahiyeti zatiyedeki Allah karıştırmamalı. Mahiyeti zatiye. Çık dışarıya. Şunat-ı zatiye. Çık dışarıya. Sıfat. Çık dışarıya. Esma. Bismillahirrahmanirrahim'deki o Allah bizim şu kastettiğimiz bu Allah değil yani. Bu esmadaki bütünlüğü sağlayan Allah. Ve bununla konuşuyoruz. Ama burası hakkında zaten konuşmayın diyor mesnevinin sonunda. Zaten olmaz. O zaman bunun hakkında konuşuyor. Ya tövbe şeylik saygısızlık oluyor. Mahiyeti zatiye değil ki zaten şey olsun. Ezeli ve ebedi olarak kimse bunu bilmeyecek peygamber dahi olsa şuradakini. O bilinmeyecek. Biz konuştuğumuz Allah esmadaki Allah. Ona ait olan Allah. Esma. Zaten manası lehül esmaül husna. Bütün güzel isimler odur değil. Onundur. Onun. Ya. Yani hakiki vücut değil abi. Yani hakiki vücut dediği için insan nerede olursa olsun, ister zerre de olsun işte kabı kavsa da hakiki bir vücut var yani onun arkasında yani. Ya benim kafam hala orada şey. Yani bu kainatta plan proje, şu plan proje burada çizilmemiştir. Öyle mi, nasıl demişim, bir de ifade etsene. Ben şeyden bahsetmiştim aslında. Yani şu hayat risalesi. Yani burada yaşayan birisi yazamaz bunu dedim yani. Dışarıdan gelme bu risale. Allah Allah. O daha değişik olur. Ya böyle şeyler kim konuşuyor böyle bir şey ki? Yani buralı olan buralı olmaz. Buralara bakarak yazılamaz yani. Dışarıdan birinin yazması lazım. Allah Allah. İşte o zaman da Yasin diyor ki insan kainatın dışındadır. Evet. Yedin şu an öyle. Şimdi ben bakıyorum gökyüzü konuşmuyor. Üstad bakıyor konuşuyor. Diyordu ki aradığımız zattan sormalıyız. Şeyde var ya. Bir sitenin başına bir yazı koymuştum ya, dün kaldırdım. Dünyanın içinde değiliz, dünya içimizde. Vücutta değiliz, vücut bizde. Ondan sonra ilmin içinde değil, ilim bizde. Onu
şey var, Ceylan abi var üstadımızın malum talebesi. Onun şöyle bir misali var, Rüştü abiyle beraber çok kalmışlar ya. O şöyle dermiş böyle. Sarayın içinde bir şehir var, abi nasıl falan deyince Ceylan abi çok zeki böyle, ihatalı bir şey var. Güzel bir de. Rüştü kardeş demiş, şöyle bir uzaktan bir araba gider görürse ne dersin? İki tane şey dersin. Bak adı araba şoförü götürüyor. Yani şoför arabanın içinde. Ama bir nazarla bakarsın, uzaktan bakarsa dahi, araba şoförün içinde. Araba mı şoförü götürüyor, şoför arabayı mı götürüyor? Bakış tarzına göre. İçeriye girersen şoför arabayı götürüyor. Dışarıdan bakarsan araba şoförü götürüyor. Doğru. Yani. İkisi de doğru. Doğru. Ha şimdi insan nedir dediğin zaman nereden bakıyorsun? İşte enfüse döndün mü artık her şeyin bittiği bir nokta. Ondan sonra başlıyorsun. Terkler başlıyor. Aslında tefekkür aynı zamanda terklerin simgeselliğidir. Tefekkür edebilmek için televizyonlardan, günahlardan, şunlardan buna ne kadar terk edebilirsek tiryakiliklerimizden o tefekkürümüz güçlü oluyor. Yani dimağın malzemesi terktir. Terkler. Hatta meşru şeylerimizi bile terk ettiriyor değil mi Ramazan'daki terke alışalım diye. Ramazan'da terk yaptırıyor bize. Yani meşguliyetleri aza indirgemek yani. Evet yani mesela kardeşim tamam çok kazanabilirdin ama ne olur bunlara zaman ayırabilmen için bu saatten sonra tembellik yok, miskinlik yok, tembellik yok. Ama yani kanatada alışacağız, rize çalışacağız, kanata alışacağız. Yani bu manalara vermen için buralara biraz zaman vermen için oradan biraz kısman lazım. Ama buna talipse. İkisi bir anda olmuyor. Olmuyor yani. Ölüleri ölüler gömsün. He, ölüleri bırak diyor, ölüleri ölüler gömsün diyor. Benim hanım belki şimdi hastanede doğum yapıyor. Allah Allah. Değil mi? Bak görüyor musun? Bak neyi terk etmiş gelmiş. Allah Allah tuhaf. Bir yerde demeyin ya. Peki. Hızlandırdı şimdi. Hıza girdi şimdi. Şimdi daha dehşetli bir yer giriyor. Hocam mesafeye bak bana göre. Biraz yükseklik biraz. İsmet abinin kalbi var ya abi o yüzden şey yapıyor. Var ama dağın tepesi ya burası. Hadis söyledi sabah bize. Cennetin bir yeri var ve oradan göbekler geçemeyecekmiş. Abi, Murat mı demişti? Bak şimdi. Şeyhmeniz lazım ya. Şuur hayatın ziyasıdır. Hayat her şeyin başıdır esas. Şimdi burada ziyayı bileceksin, şuuru da bileceksin. Peki. Şuur nedir? Ne anlıyoruz? Lugat manası bilinç demek. Lugat da geçiyor bilinç abi. Lugatları farkında şey yaptık. Olmak ha. O şeyle elini koyduk onu. Şimdi dağ tepesindeyiz. Şey mi? Şu, peki şu farkındalık. Tamam. Orasını Lugat da öyle geçiyor. Onu peki, söyledim yani. Şu şuur başka ne? İmam bütünlüğü gelir mi? Çok güzel. Ve hayattan biraz daha süzülünce şuura düşüyor abi. Hayatın biraz daha özü. Özü. Çok güzel. Bütün sistemin zihin böyle yani. Düzgün ve bilinçli bir şekilde çalışması. Uyandırılışı. Evet yani. Uyandırılışı. Aynı şey var. Çok güzel. Peki ben külliyattan şey yapayım. 110 sözlerden. Hayat bahsinden alınmış yer. Allah'ın dışında, biraz önce oradan okuyacaktık ya. Allah'ın dışında kabu kalpsen, arş azam, lef-i mahfuz, arş, cennet vesaire, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Makineye koyalım, özünü alalım. Özünü alsan çıkacak şey hayat. Bu hayatı da bir makineye koysak diyor. Hayatın özü, şuur ve his. Tamam. Onun da biraz özünü alırsak his ve şuur, akıl cebiri. Ondan sonra ruh cebiri bitiyor. Şimdi demek ki kainatın hulasanın hulasasının bizdeki karşılığının uyanması. Aslına karşı. Değil mi? Hayat kainatın aslıdır. Şuur da hayatın da aslıdır. Daha önce aslı demeyelim. Özüdür. Gayesi ve neticesi gibi. Yani neticesi diyemeyiz çünkü daha bir sürü neticesi var. Devam eden şey var. Yani süreç devam ediyor da daha öz. Mesela diyelim ki zeytin ağacı, zeytin tanesi, zeytin ve yak nur. Ve nurdan çıkan troveyal ışınlar veya her yerde olan. Bak, toprak, zeytin ağacı, zeytin, zeytinin içindeki zeytinyağı, yaktığımız zaman çıkan duman ve nur,
ve nurdan efendim nur, nurdan ziya, ziya da var ama görmeyiz onu. Ondan sonra o her yerde. Bak süreci gördün. İşte şuur şöyle diyelim. Bu şeyden çıkan hangisini diyelim? Fazla mı götürürüz? Topraktan ağaç olsun. Ağaç diyorsan zeytin olsun. Yani o zaman beraber doldura doldura gidersek tefekkürümüzde malzeme yaparız. Daha çok bu derste tefekkürü böyle bir hassalar oynatma değil de tabirleri doldurma gibi olmuş yani. Daha çünkü sağlam basacaksa yoksa muvazene bozulur. Yani mesela buraya bu tabirleri doldurmadan hayalimiz ve tasavvurumuzla tefekkür edersek eğer seni birisi de tutmuyorsa, birisi de sana yardım etmiyorsa uçar gidersin dibe doğru. Kendi boyanla boyalarsın. Mesela. Yani dibe gidersin ha, dibe gidiyor. Öyle keskimi bir bıçak ki kullanamazsan kendini kesersin. Yani mutlaka o zaman Risale-i Nur sari ifadelerinde yürüyeceksin. Sari ifadelerini koyacaksın mesela, yerine koyacaksın. Mesela şunu diyebilirsin. Niye Ferdun yani ondan sonra şu isimler konmuş. Kuddüstür, Atlır, Hakemdir, Ferttir, Hayattır, Kayyum. Niye kon? Ha o zaman çalış. Sen onu değiştirme. Ya Kayyum'u başa koy. O hayır, onu yapma. Sari Risale demiş böyledir. Bu böyledir. Süreçtir. O koysak olmaz kardeş. Ferdi sonu alamaz. Neredeymiş? Oradaymış. Çünkü oraları şöyle yapmış usta. Getir sağ tarafa götür. Bırak bu tarafa. Tamam, ha böyle. Diyebilmesi için buradakileri tam yerini gösterebilmesi için bu zatın oraya bakması lazım. Ötelere bakmadan bu nerede olduğunu göremezsin. Çünkü bunun oradaki yansımaları gözüküyor. Mesela hiç buraya bakmıyor ha. Hasan sağa tamam. Biraz aşağı indir tamam. Ha, bu hareketim orada nasıl gözüktüğünü görecek ki buraya müdahale etsin. Sünnet-i seniye böyledir. Çünkü ötelere hakim olmadan hiçbir insan, peygamber dahi, öteleri bu alemde beraber yaşamayan bir insan her hali mükemmel olamaz. Mümkün değil. Çünkü alemi kevni fesat, şu esbab aleminde insanı davranışını etkiler bozar. Devamlı orayla beraber bak Murat. Onur görüyor musun? İkisini bir göremezsen mümkün değil. Tam istikamet olamaz. İstikameti etem olamaz. Tam istikamet ikisini beraber görmenin ifadesidir. Çünkü peki soruyorum bu hareketin nereye göre doğru ki? Şuur hayatın ziyasıdır. Ziya neydi? Ziya ışın mı yani? Yok. Işık demeti yani. Dışarıdan bir şey almıyor. Kendisinin zatında mevcut. Yani zatını taşır. Nur ise farkı ne? Nur ışığı başkasında oluyor. Kendisinde yok. Yani ziyanın bir sıfatıdır. Ziya zatın sıfatıdır. Nurlandırır. Bak zatın mesela güneş, ziya ve nur. Mesela güneşten ışık çıkmaz. Ziya çıkar foton. O çıktıktan sonra maddeye çarpar. Maddeye çarpınca ısı, ışık ve renk nur çıkar. Yoksa güneşten ışık çıkmaz. Onun için vahteşe leyle vahrece duhaha. Karanlıklar içinde nuru çıkartır. Güneşin etrafı karanlıktır. Telefondaki pil ziya olsa öndeki şey görüntü resim nur olur. Aferin ya. Bunu da kapı o tarafta ya. Pilin içerisindeki yapı yapı zat. Pil zat olsa kablodan o geçen şey hiçbir şey değil. Ziyadır. Ama ampule denk geldi ısı, ışık. Torna tezgahına güç, süpürge makinesine hareket, elektrik her şeydir. Ha, ortaya çıkan bize bakan yön nur. O elektriğin kendisi de ziya, keban barajı da zat olsun. Ampul, pil, zattır. İçindeki potansiyel yapı, enerji, ziya. O ziyadan bize yansıyan harekettir, ışıktır, ısıttır, güçtür, bazen de katildir. Demek ki ziya arkadaşlar, zatı taşıyan zatın sıfatı. Nur ise bize daha yakın, ziyayı bize taşıyan
daha diş sıfatı. Bu biraz sonuç oluyor yani. Gibi. Ziya nurlandırıyor. O zaman bak, şuur hayatın ziyasıdır. Şuur. Zaten nasıl oturdu? Hayatın hulasası his ve şuurdu. Yani sıfatıdır. Yani daha içsel yapısıdır. O zaman şuur hayatın ziyasıdır. Şuur aslı taşır. Hayatın kışırım değil, daha özünü taşıyor. Yani buradaki Erdinç resmi ya da CSM'e bağlanmam, burada Risale-i Nur'u okumam, gelen ziyanın en vay çeşit hali. Halini hayatla... sana gönüşür hani. Çünkü havadan sana internette gelirken böyle bir şey yok. Bu ziyadır. Yok, hayat mesela burada resim oluyor, öteki tarafta bir program oluyor. Hayat burada ağaç oluyor, burada taş oluyor, orada hava oluyor. Evet. Şöyle diyebiliriz. Uydu, haşallah. Havadan sana gelen ziya. Tamam. Senin bilgisayar o gelen ziyayı, resim, ses dalgasını sana dönüştürüyor. Dönüştürünce de şu. Bu arada çay hazırmış abi. Bilgi keselim ver, o zaman. Bilgi verdiler. Tamam o zaman. Bir şey olur. Bak. Şurada ölçümlendirme var mı? Vardır. Yani vahidi ama kıyasındaki ölçüm. Yani bununla bunun arasındaki kıyas edip. Bu hakikat. Yani hakikat süreci. Mesela diyelim ki çamı meydana getiren Esma ile taşı meydana getiren Esma. Bu şeydir. Bu zahirine muhtemetmez şuur. Şuur zahirinde konuşur. Ama batında bunun hakikatiyle bunun hakikatını kıyas ederek çalışır. Hakikat da çalışır. Malzeme şuurunun malzemesi Esma'dır. Yani nispet de çalışır. İki tane zemin diyebiliriz. Hakaiki nisbiye. Hakaiki iti şey. İti İtibari ve nisbi hakikat. Emri itibari, emri nisbi. Şuurun malzemesi hakikat. Yani şuurun malzemesi derken şuur bu ikisiyle çalışır. İki malzemesi o. Ama sistemi kendi yapısı emri nisbi, emri itibari ile çalışır. Esma ile çalışır dediniz değil mi? Esma ile çalışır. O zaman ruha geçince sıfata mı geçiyor? Sıfata geçiyor bu sefer. Meçhule oraya taşıyorsunuz. Meç'ule taşıyorsun, taşımak için o süreç. Mesela hayat bizi alır his ve hisle şuura taşır. Şuur, hisle şuur bizi akla taşıyor. Aklı derken bizim o şu anda zekadır bizimkiler. Akıl çok azdır. Gündelik hayatımızda akıl az kullanırız. Akıl kullanan çok azdır. Akıl, bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu aklı yapana bu aklı bağlamak akıllılıktır ya. Vahya devamlı bağlı olmak. Yani öteleri orayı burayla beraber yaşamak seviyesi. Ha. O zaman bizi şuur akla taşıyor. Aklı öteye taşıyor. Çünkü akıl bir cihazdır. Akıl netice değildir. İki süreci birbirine bağlar. Yani melekütü mülkle bağlayan akıl aletse, cihaz insani ise seni nereye taşıyacak o? Kablo gibidir. Yani keban barajını ampule taşıyor. Seni karşıya taşıyor. Veya seni karşıya taşıyor. Dolayısıyla bu şuur aynı zamanda hem taşıyandır. Eğer hayatta durursan şuur neticedir. Ama şuura bakarsan hayatı akla taşıyor. Onun için gündelik hayatta değişiyor ziya yani. Tabii değişiyor nerede duruyorsan. Onun için gündelik hayatta Allah bereket versin toplam 24 saatte akıllı olsak. Onun için diyorum akıllı ol. Kendimizi akıllı olmak vahye bağlı olma şuurudur yani. Peki su buzun şuuru mudur? Öyle diyebilirsin. Ama suya durursan H2O suyun şuurudur. Ona gidersen o da enerjidir. Yani durduğun yerin bir ilerisi. Hayatta durursan his şeydir. His mesela diyelim altı. Uygulama yapayım. Buzda durursan buzda su buzun şuurudur. Suda durursan H2O suyun şuurudur. Ona durursan enerjidir böyle. Daha içsel yapı. Onu seni ileriye taşıyor. Kopmaz. Bu hakikatla çalışır. Zeminsiz zemini ise emrin ismi emri itibaridir. Birisi hariçtir, birisi dahildir. Onu da ifade edeyim çünkü kopmasın bana. Emrin ismi dış dünyadan elde edilen malzemedir. Şu şudur, şu da şudur, şu da şudur, şu da dur. Nisbidir. Nisbi dünyanın bizdeki uyandırılışı. Taşıdığımız. Nispetten taşırız. Arı gibi taşırız. Zahirden enfüse mi? Evet taşıdık. Sonra gözümüzü kapatırız. O nispeti eviririz, çeviririz, keseriz, dağ yaparız, tepe yaparız. İtibari bu. Yani
emri nispiden elde edileni itibare dönüştürüyoruz. İtibarda istediğini yapabiliyorsun. O itibarı da kullanarak, basarak öteye geçiyorsun böyle. O da şu. O yapan şuurdur işte. Malzemeyi alıyoruz hayatı abi. Ondan sonra o seni öteye taşıyor. İşte enfusu başlıyor. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.